Sevgili dostlar, bilenleriniz bilirler. Fyodor Dostoyevski'nin çok şaşalı bir hayatı olmuştur. O şaşalının yanına görünmeyen bir ünlem var efendim. Böyle bir gökdelen kadar büyük bir ünlem var. Öyle şaşalı bir hayat ki adam hayatı boyunca rahata erememiş ya. Böyle rahata eriyor gibi oluyor. Hah tamam artık işlerim yoluna girdi. Tamam diyor ya okey herhalde bu sefer gol. Hani öyle deriz ya bu sefer gol oldu gibi. Yok babacığım o top yine direkten dönmüş. Yok o da gol değilmiş. Bu da gol değil ulan. Hayatı boyunca bunu hissetmiş. Bu da gol değil. Böyle işi böyle düzene gibi giriyor gibi oluyor yok. Hemen bozuluyor. Böyle biraz eline para geçiyor gibi oluyor. Hemen o para çıkıveriyor yani. Biraz böyle soluklanıyor bir kahve içecek böyle. Yok hemen bir haber geliveriyor yani. Kötü bir haber geliveriyor. Öyle bir hayat yaşamış. Böyle ne zaman böyle mutlu olsa bunu ağır mutsuzluklarla ödemiş gibi. Sanki kader Dostoyevski'nin rahata ermesine asla izin vermemiş gibi. İşte yaşadığı 30 yıl boyunca yaşadığı sarı hastalığı var. Yaşadığı o ağır krizler var. İşte hapishaneye giriyor. Yıllarca hapiste kalıyor. İdamdan dönüyor ya. Karşısında askerler var, silahlı askerler. Birazdan vuracaklar yani. Çar'ın emriyle idam iptal ediliyor da Allah'tan yaşamaya devam ediyor yani. Ölecek yani. Çok genç yaşında idam edilecekti yani. Onu bile yaşamış. Borç batağına giriyor, para bulamıyor, yazmadığı kitapların parasını önden alıyor. Düşünebiliyor musun? Suç ve Ceza yok daha ortada. Yayıncısından avans alıyor. Bana para ver, bak sana güzel bir roman getireceğim. O da parayı veriyor. Biliyor, güveniyor tabii Dostoyevski karşısında. Boru değil yani. Sonra Dostoyevski o paranın karşılığını vermek için eve gidiyor. Ne yazsam. Suç ve Ceza diye bir roman çıkmaya başlıyor. Birinci chapter bitiyor. Bu ara parasız kalıyor yine. Diyor ki bak para verirsen romanın devamı gelir. Böyle romanlarını yazmış. En büyük eserlerini böyle yazmış. Çok enteresan. Hatta bir ara dergisi kapanıyor, borç batağına saplanmış, onlardan kaçmak için Avrupa'ya gitmiş falan. Neyse böyle şaşalı bir hayat yani gördüğünüz gibi. Konuyu şuraya getireceğim. Ha bu arada devrinde aynı zamanda yaşadığı Tolstoy'a göre gerçekten şaşalı bir hayat. Hani ünlemli şaşalı hayat. Çünkü muadili sayılabilen, her zaman kıyaslandığı Tolstoy'a baktığımızda o mesela daha konforlu bir hayat sürmüş. Daha böyle zengin bir hayat sürdüğünü görüyoruz. Konforlu bir hayat sürdüğünü görüyoruz. İşte ekonomik sıkıntılar hiç yaşamamış. Mesela hiç hastalık yaşamamış. Mesela Tolstoy çok sağlıklı bir adammış yani. Böyle sepsert, demir gibi bir adammış. Tolstoy'a göre Dostoyevski'nin hayatı böyle şaşalı bir hayat yani. Konuyu hemen şuraya getireceğim. Peki böyle bir hayatın içerisinde hiç şikayet etmez misiniz? Hiç kadere isyan etmez misiniz? Ulan nedir benim bu hayatım demez misiniz? Böyle kahvenizi yudumlarken hemen bir kötü haber geliyor. Hayda. Lan ben bir rahat edemeyecek miyim bu hayatta? Lan şöyle bir huzura eremeyecek demez misiniz? Şikayetçi olmaz mısınız? Mızmızlanmaz mısınız? Sızlanmaz mısınız? Herhalde bunları yaparsınız değil mi? Yani yapılır yani. Ama sevgili dostlar, Dostoyevski, bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunları yapmamış. Çok enteresan. Bir roman vardı. Ve o hiçbir şey demedi romanın adı. Bu çok değerli bir dostum hediye etmişti bana o kitabı. Okuduğumda da çok beğenmiştim. Ve o hiçbir şey demedi. Dostoyevski 30 yıl sarı hastasıydı ve o hiçbir şey demedi. Hapse girdi, 5 yıl yattı ve o hiçbir şey demedi. Birazdan öldürülecek, idam edilecek yani ve o hiçbir şey demedi. Borç batağındayken hiçbir şey demedi. Sevgili dostlar çok ilginç ya. Sızlanma, şikayet, İsyan yok. Kendine isyan yok. Ne bileyim kadere isyan yok. Tanrı'ya isyan yok. Böyle düzene isyan yok. Hadiselere, olaylara isyan yok. Bu arada bunları böyle inançlı olduğu için falan yapmıyor. Hani bazı insanlar çok inançlı olduğu için isyan etmekten korkarlar. Kadere isyan etmekten, Tanrı'ya isyan etmekten korkarlar. Bunun büyük bir günah olabileceğini hissederler. Dostoyevski öyle bir şey değil. Yani inancından dolayı korkuyorum diye isyan etmiyor falan değil. Bunlara katlanıyorum gibi bir şey değil. Onunki göğüslemek, onunki başka bir felsefe. Korktuğu için falan değil isyansızlığı. Bir felsefe onda. Onda bir hayat tarzı, isyan yok. Hele suçlu arama hiç yok. Değil mi? Bir suçlu ararız.
Kim benim başıma bunları getirdi? Kim bu hayatımın suçlusu? Suçlu da hemen buluveririz. Ben hep öyle diyorum. Suçlu buluyorsanız hayatınızda işiniz kolay babacığım. Ve hayatınızın sorumluluğundan hemen kurtulursunuz. Benim hayatımın içine o etti dersiniz. O suçlu. Tamam, biter olay. Dersiniz ki ben bu herifle evlendim. Evlendiğim o güne lanet olsun. Bunu annesi getirdi bir gün bizim eve. Bizi odaya aldılar. O gün gördüm, yakışıklıydı, buna vuruldum. Vurulduğum o güne lanet olsun yani. Hani gözlerim böyle miyop olsaydı da o yakışıklılığını görmeseydim falan dersiniz. İşte bu herifle evlendim kızım dersiniz. Evlendikten sonra bir daha rahat yüzü görmedim. Benim hayatımı bu herif mahvetti. Bu var ya bu, ah bu bu. Çok kolay. Suçlu bulmak çok kolay. Hemen buluverirsiniz. Hiç suçlu bulamıyorsanız, eğer bir tanrı inancınız varsa tanrıyı suçlarsınız. Bu da çok yaygın bir şeydir. Mesela dersiniz ki ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Ne dediysen yaptım. İyi ol dedin, oldum. İnsanlara iyilik yap dedin, yaptım. İbadet yap dedin, yaptım. Zekat ver dedin, verdim. Namaz kıldım. Bu muydu karşılığı? Ben sana her ibadeti yaptım. Senin istediğin gibi bir kul oldum. Ama karşılığı buymuş demek. Der ve de tanrıyı da suçlayabilirsiniz. Bunlar gayet bilinen mekanizmalar. Ama Tolstoy'da suçlu arama, pardon, Dostoyevski'de suçlu arama yok sevgili dostlar. Suçlu yok. Kim suçlu? Benim hayatımın sorumlusu kim? Çabuk çıksın ortaya. Yok böyle bir şey. Bu benim hayatım. Tırnağından saçımın teline kadar, boktan bir hayatsa da benim hayatım. Kimse suçlu değil bu hayatta. Kimse sorumlu değil. %100 benim hayatım. Her şeyiyle. Mükemmel bir başyapıt değil bu hayat. Belki paramparça, zıttırı boktan bir şey. Ama benim hayatım. Bunun bir suçlusu yok. Asla suçlu aramamış. Ne tanrıya, ne kadere, ne hadiselere, ne düzene asla isyan etmemiş. Bu bir felsefe. Peki bunu nasıl yapmış Ömer? Bu felsefe nereden geliyor? Daha çocukken bunu yapmış. Sevgili dostlar, Dostoyevski bir kere dünyaya herif olarak doğmuş olanlardan biri. Böyle diyorum, bazı insanları böyle anneleri fırlatır atar dünyaya. Daha onlar doğar doğmaz yarı heriftir yani. Dostoyevski yarı herif doğanlardan biri. Yani bayağı bir herif olarak doğmuş. Çok zeki bir adam. Çok zeki bir adam. Zekayı bir ara konuşalım. Bunlar çok zeki insanlar. Zeka neye benzer? Bir ara bunu konuşalım. Babası doktor, hastaneye götürüyor. 10-11 yaşlarında. Biz genelde ne yaparız? Babamızın üniformasına bakarız. Babamın odası da buraymış lan. Herkes önünde duruyor, kapıyı tıklatıyor falan. Böyle babamızın o itibarına bakarız. O şaşasına bakarız. Ben de doktor olursam buradaki herkes bana hizmet edecek mi falan diye düşünürüz. Bak Dostoyevski ne yapıyor? Çok enteresan. Gidip hastalarla konuşuyor ya. Çok ilginç. Hastaların psikolojisini anlamaya çalışıyor. Neyiniz var efendim? Siz hangi hastalığı yaşıyorsunuz efendim? Belki de ölecek orada birisi. Belki de gidip soruyor ona. Efendim ölmek ne hissettiriyor size? Nasıl bir duygu? Hayatınızda en çok neyden pişmanlık duyuyorsunuz? Hastalık size ne öyle? Hasta psikolojisini anlamaya çalışıyor. Hastaları anlamaya çalışıyor. Dostoyevski için olması gereken yoktur. İdealler yoktur, öğretiler yoktur, projeler, planlar yoktur. Dostoyevski için sadece olan vardır. İdeal olan sağlıktır ama o umurunda değildir. İdealle ilgilenmez, olana bakar. Olanda hastalık varsa okey, hastalığa bakar. Anlamaya çalışır. İdealinizde mutluluk var. Umurunda bile değil Dostoyevski'nin. Olana bakar. Olanda mutsuzluk varsa mutsuzluğu anlamaya çalışır. Sizin idealinizde hayatınızdan böyle bir hayat yaratmak vardı. İdeal umurunda değil. Ama siz hayatınızdan böyle bir enkaz çıkarmışsanız o enkaza bakar. İdealler umurunda değil. Olana bakar Dostoyevski. Ve daha o yaşlarında bu hayattan bir şey yaratılamayacağını anlamış. İdeallerin ne kadar büyük yalanlar olduğunu anlamış. İdealler evet güzel olabilir. Konuşuruz yani. Birçok insan konuşur. Tolstoy da hayatı boyunca idealler üzerine konuştu. Konuşulabilir. İşte mutlu olunmalıdır, mutluluk güzel. Tamam, okey. Kimse bir şey demiyor. Ama olmuyorsak ne yapacağız? Ben gerçekte, reelde mutsuzsam ne bok yiyeceğim? Hep ideale takılıp kalırsam reelimle ne bok yiyeceğim ben? Benim reelim mutsuzluk babacığım.
İyimserlik güzel, idealiniz tamam ama benim mayam kötümser. Aha bak itiraf ediyorum. Gerçekten de benim yapımın büyük bir oranı bence karamsar. Benim bence 1/4'üm siyah. Belli de oluyor zaten. Ne yapayım ben? Ne yapacağım şimdi? Ben ne bok yiyeceğim? İdeali iyimser olmak. İyimser olalım. İyimserlik çok güzeldir arkadaşlar. E tamam da babacığım benim 1/4'üm karamsarlık. Ne yapacağım yani? Onu göğüslemekten başka ne bok yiyebilirim yani? Ne yapacağım başka? Olana bakmış Dostoyevski. İdeallerle çok ilgilenmemiş. Daha bunu çocukken anlamış. Bu hayattan bir şey yaratılamaz. Bu hayat sadece yaşanır babacım demiş. Sadece yaşanır. Ve bunu anlamış. Aynen Buda gibi. Buda da biliyorsunuz annesi babası onu hayattan, reel hayattan sakınıyormuş. Hastalık görmesin, cenaze töreni görmesin, bilmem yaşlı insan görmesin diye. Buda işte bir gün saraydan kaçıyor. Cenaze törenleri görüyor, yaşlı insanlar görüyor, hastalık görüyor, hayatın gerçeğini görüyor. Ve o zaman saraydan kaçıp Buda olma yolculuğuna çıkmış. Yani aynen Buda gibi bu hayattan bir şey yaratılamaz demiş. O idealleriniz çok güzel de o ideallere ulaşmak için of 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 demiş yani. Ben bu hayattan bir şey yaratmaya çalışmayacağım demiş daha gencecik yaşında. Tek bir kural belirlemiş. Kural şu: bu hayattan bir şey yaratmaya çalışmayacağım. Sadece yaşayacağım. Olması gerekenlerle değil, olanla ilgileneceğim. Olanla. Ben bu hayatımı bir yere vardırmak zorunda değilim. Bu hayattan bir şey yaratmak zorunda değilim. Kariyer planlamaları yapmak zorunda değilim. Gelecek planlamaları yapmak zorunda. Hayat planlaması yapmak zorunda değilim. Kendimi garantiye almak zorunda değilim. Efendim en iyi versiyonuma ulaşacağım. Bunun zorunda değilim. Sonunda da işte çok güzel bir hayat yaşadı. Hayatından bir kariyer yarattı. Hayır diyor Dostoyevski. Bunlarla uğraşmayacağım. Kendime hedefler koymayacağım. Ben kendimden bir proje yaratmayacağım. Bir planlama yapmayacağım. Yaşayacağım. Sadece yaşayacağım. İliklerime kadar. Ve kader bana ne getirirse, hayat bana ne getirirse öpüp başıma koyacağım. Eyvallah diyeceğim. Katlanmak değil, göğüsleyeceğim. Hayat bana şu dönemde bunu getirdi. Eyvallah babacığım. Eyvallah bebeğim. Gönder, gönder. Şimdi sırada bu mu var? Gelsin bebeğim, gelsin. Göğüsleyeceğim diyor. Böyle bir plan yaptım. İşte kariyer planım var. Aa bu başıma nasıl gelir? Ama bu benim hayatımı sekteye uğrattı. Böyle şeyler yok Dostoyevski'de. Bir şey yapıyor, sonucunda bir şey oluyor. Olabilir. Demek ki şimdi bunu yaşayacağım. Sevgili dostlar, bir gelecek planlaması, bir kariyer planlaması, bir hayat planlaması yapmıyor. Sadece yaşayacağım diyor. Ve başıma gelen her şeyi de göğüsleyeceğim. O hayatı yenmeye çalışmıyor. Hayatı hissetmeye çalışıyor. Kaderi yenmeye çalışmıyor. Kaderi hissetmeye çalışıyor. Daha gencecik yaşında bunu anlamış, buna karar vermiş. Tek bir kuralla yaşamış. Amor fati, kaderini sev, hayatı sev, yaşamayı sev. Yaşamın üstüne hiçbir şey koyma. Yaşamı anlamından daha önemsiz görme. Yaşamdır en önemlisi demiş. Sadece yaşa. Bok da etsen, bombok da etsen, paramparça da etsen. Sadece yaşayacaksın ey dostocum demiş kendine. Tek bir kural. Ve bu tek kural hayatı boyunca 60 yıllık hayatında hep devam etmiş. %100 özgür olursunuz arkadaşlar. Ben sadece yaşayacağım ve ne gelirse gelsin başıma dediğinizde %100 özgür olursunuz. Ya olursalar umurunuzda olmaz. Ya olursa dediğiniz her şey olsun babacığım. Olsun da bir bakalım bakalım. O zamanlar ne yapıyorum? O zamanlar hayatım nasıl gidiyor? Bir de oralarda görürüz kendimizi dersiniz. %100 özgür olursunuz. Korkmazsınız. Kılı kırk yararak yaşamazsınız. Aman temkinli olalım. Aman dikkat edelim. Aman 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 ağzımızın tadı bozulmasın. El aleme rezil olmayalım. Aman planladığım planlarım rayından çıkmasın. Ay hayallerime ulaşamazsam ben ölürüm falan yok onda. Hayal falan yok babacığım. Hayatından bir şey yaratma falan yok. Sadece yaşamak var. Ve %100 özgür. O yüzden dikkatli olayım, temkinli olayım, kılı kırk yarayım, aman şüphe edeyim, aman dikkatli basayım, aman ayaklarımın üstüne basayım. Yok. Ne olacaksa olur. Göğüslemeye hazırım diyor. Siz %100 özgürseniz %100'de sorumluluk sahibi olmanız gerekir. Çünkü yaptığınız, attığınız her özgür adımın bedelini de
ödemek zorundasınızdır. Örnek, bakın Dostoyevski üniversiteyi bitirdiğinde sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, arkadaşlarının bir siyasi toplantısına katılıyor. Bakın şimdi çok ilginç bir şey. Hayatında bir planı, projesi yok. Yaşıyor, üniversitesini okuyor, kitap yazmak isterse yazıyor. Üniversiteyi bırakmak isterse bırakır. Başka bir üniversiteye giderse gider. Çünkü öyle aman bıraktım ben, İşte kariyerim yok öyle. Canı ne istiyorsa o, %100 özgür. Ama sorumluluğunu alarak, bakın bir siyasi toplantıya gidiyor. Ve o siyasi toplantıya gittiği için bir gün kapısını çalıyorlar. Tık tık tık. Sayın Dostoyevski, hakkınıza suçlama var. Devlete suç işlemiş olduğunuzu tespit ettik. Tutuklusunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bir toplantıya katıldın diye tutukluluk geldi. Biz ne yaparız hemen? Ah, ben şimdi ne yapacağım? Hemen suçlarız. Kim götürdü beni o toplantıya? Kimin kurbanı oldum ben? Arkadaş kurbanı oldum ben falan. Hayır, Dostoyevski'de bunlar yok. Sevgili dostlar, bir tane insanı bile suçlamıyor ya. Ben gittim babacığım o toplantıya. Benim aklım yok mu? Benim iradem yok mu? Bana dediler bir yer misin? Ben de gittim. Gittim, bunun bedeli buysa ödeyeceğim. Kimseyi suçlayamam ya. Kimseye suç atamam, kimseye leke atamam. Bu benim sorumluluğumda, benim özgürlüğümde. Gidiyor arkadaşlar, eline kelepçeler takıyorlar. Bak biz ne yaparız? El aleme rezil olduk. Ah, bak el aleme rezil olduk. Bak, tutuklu gitmek nasıl hissettiriyor size? Kapınızı çalıyorlar, kelepçeleri takıyorlar. Sokağın ortasında polisler sizi götürüyor. Ne hissedersiniz? Bittim ben. Bittim ben. Mahalledeki şanım şerefim bitti. İsmim yerlere serildi. Böyle bir şey yok Dostoyevski'de. Ne ismi ne şerefi ya. Ne ismi ne şerefi. Ne bakıyor millet? Dostoyevski orada döner ne der biliyor musunuz onlara? Ne bakıyorsunuz lan, şerefsizler der. Siz gidin de kendi bohunuzla ilgilenin. Ne bakıyorsunuz lan? Kelepçe görmediniz mi hayatınızda? Kelepçeli bir insanın polisler tarafından götürüldüğünü hiç görmediniz mi? Şerefsizler der. Girin evinize der. Bak Dostoyevski bunu söyler. Çünkü adamın böyle bir şey yok. Bir isim yapayım. Ay mahalledeki adım lekelendi. İşte bak şimdi tutuklandım, götürülüyorum. Planlarım yerle bir oldu. Planlarım suya düştü. Adamın planı yok. Adamın projesi yok. Tabii ki bunu böyle göbek atarak karşılamıyor da. E ne yapalım? Bir toplantıya gittim ve bedeli bu oldu. Sadece yaşa. Sadece oyna. Hani bir videoda söylemiştim ya. Bir kapı kapanır, sonra bir kapı daha kapanır. Sen oyna. Sen oyna. Sen yaşa. Devam ediyor, gidiyor. Buyurun diyor memur beyler. Götürebilirsiniz beni. Sevgili dostlar, bakın biz bunu kaldıramayız. İşte üniversite sonrası doktora yapıyorsunuzdur. Böyle bir şey başınıza geldi. Aha bitti benim hayatım. Kariyerim yarım kaldı. Planlarım suya düştü. Kaldıramaz. Kaderinize küsersiniz. Dostoyevski'de kadere küsmek yok. Kader şimdi bana tutuklanma gönderdi. Niye gönderdi? Çünkü bir toplantıya katıldım. Okey. O toplantıya katılmanın tutukluk getireceğini bilseydim katılmayabilirdim. Ama katılmış bulundum artık. Okey. Kaderini seviyor. Amor fati. Bak göbek atmıyor ama göğüslüyor, göğüslüyor. Okey. Hadi gidelim diyor. Sevgili dostlar, bakın orada gittiğinde idam edilebilirmiş. Karşısına askerler dizilmiş. Ölebilirmiş orada ya. Bak o bile umurunda değil. O bile umurunda değil. Öleceksem okey, yapacak hiçbir şey yok. Demek ki hayatım buraya kadar. Ama ölüm emri iptal oluyor. 4 yıl hapishanede kalıyor. 4 yıl hapishanede kalıyor. Şimdi siz eğer ki böyle en iyi versiyonuna ulaşmaya çalışan tiplerseniz hapishanedeki versiyonunuzdan nefret edersiniz. Küsersiniz kadere. Ben kaderime küsüyorum. Bunun suçlusu bu. Kapatırsınız ki. Bak o küsmemiş kadere, hayata. Evet, şimdi bir toplantıya gittim ve bedeli hapishanede olmak. Okey. Şimdiki versiyonunu keşfediyor. Dostoyevski'nin hapishane versiyonu nasıl olacak acaba? 4 yıl hapishanede acaba ben ne yapacağım? Hapishanedeki Dostoyevski nasıl biri olacak acaba? Bunu merak ediyor. Şimdi kaderimin, hapishanedeki kaderimle tanışma zamanı. Şimdi hapishanedeki Dostoyevski versiyonuyla tanışma zamanı diyor. Tabii ki bunu hemen lah diye yapmıyor. Bir yılımı aldı hapishaneye alışmak diyor. Ama alışıyor. Ama o versiyonu merak ediyor. Siz en iyi versiyonunuza ulaşmak isteyen biriyseniz hapishanenin o yolculuğunuzu sekteye uğrattığını düşünür ve hapishane versiyonunuzu hiç merak etmezsiniz. Ama o hapishane versiyonunu da merak ediyor. Kendinden bir proje, bir plan yapmıyor. Kaderi böyle zorla bir kalıba sokmaya çalışmıyor. Kaderi bir şekle sokmaya çalışmıyor. Hayatı bir şekle sokmaya çalışmıyor. Şekil alıyor, şekil. Şekle sokmaya çalışmıyor, şekil alıyor. Bak şimdi biz ne yaparız? Hemen hayatı şekle sokmaya çalışırız. İşte haber verin, amcama haber verin, beni hapse girmemeliyim. Bunu yapmanıza bir şey demiyorum.
Ama o kadar kaderi şekle sokmaya çalışırsınız ki, öyle çaba sarf edersiniz ki, sonunda da girersiniz yine de. Bu sefer de küsersiniz. Dostoyevski de yapması gerekeni yapıyor ama olması gerektiği kadar kanırtmıyor yani. Tabii ki kendini savunuyor, tabii ki avukatını tutuyor. Ama sonuç hapishane ise, okey baba, yapacak bir şey yok diyor. Alışması bir yılını alıyor. Ama hemen oranın şeklini alıyor. Şekle sokamadım diye küsmüyor. Şekle sokamadım diye suçlu aramıyor. Şeklini alıyor. Sevgili dostlar, bu o kadar güzel bir şey ki. Psikolojik esneklik budur. Şekle sokmaya zorlamak değil, yeri geldiğinde şeklini almak. Dostoyevski'nin hayatı bir şeyi şekle sokma üzerine geçmemiştir. Hep şeklini almak üzerine geçmiştir. O yüzden isyan yoktur onun hayatında. O yüzden onun hayatında depresyon, anksiyete de yoktur. Depresyon, anksiyete şekle sokamadığınız hayatın ağıtıdır. Hayatı sürekli soktuğunuz şekilde gitsin isterseniz anksiyete yaşarsınız. Bakın, soktuğunuz hayatı bir şekle sokmuşsunuz ve hep o şekilde gitsin istiyorsanız ve bunda çok takıntılıysanız anksiyete yaşarsınız. Ya da istediğiniz şekle sokamamışsanız hayatı da depresyon yaşarsınız. İkisi de yok Dostoyevski'de. Ne depresyon var ne anksiyete. O çünkü şekle sokmaya çalışmıyor. Hep şeklini alıyor. Hep uyum sağlıyor. Hızlı bir şekilde koordine oluyor hayatla ve hayatın getirdikleriyle. Yeni yeni versiyonlarını tanıyor. İnsanın 1001 tane versiyonu vardır. Tüm versiyonlarını tanımış. Bazı anne babalar vardır. Çocuklarına proje gibi bakarlar. Benim yavrum şöyle olacak. Benim kızım böyle olacak. O projeyle bakarlar. O projeyle baktıkları için kızlarının ve çocuklarının, oğullarının başka hallerini hiç göremezler. Kördürler, bakarlar ama kördürler. Hem de öyle bir kördürler ki sadece kendi projelerini görürler. Sadece kendi projeleriyle ilgili parçaları görürler. Senden de bir bok olmadı be yavrum derler. Halbuki oğlu, halbuki kızı o kadar güzel haller yaşayan, o kadar hayatla güzel uyumlu olan insanlardır ki. Ama onlar bakar kördür. Gösteremezsiniz onlara. Bazı insanlar kendine kördür. Kendileriyle ilgili en iyi versiyonlarını hayal ederler. O versiyona ulaşamadıkları sürece diğer versiyonların hepsini çöpe atarlar. Bakar kördür o insanlar. Onlara gösteremezsiniz. Halbuki sen 1001 tane halleri vardır. Ve o 1001 tane hallerinin her biri de çok güzeldir. Dostoyevski kaderi şekle sokmaya çalışmamış. Kaderin şeklini almış. Kaderle böyle bir anla. Bak kaderi böyle yenmiş ya. Düşünebiliyor musunuz? Kaderi böyle yenmiş. Aslında yenmek demeyelim buna yani. Depresyonsuz ve anksiyetesiz bir şekilde. Sadece yaşamış. Hep anlamaya çalışmış. Dergi yapmış, dergisi batmış. Borç batağından Avrupa'ya kaçmış. Bak siz Avrupa'ya kaçıyor olsanız benim bu halim ne dersiniz? Bunlar mı yaşayacak? Başıma bunlar mı gelecekti? Dostoyevski'de vallahi böyle cümleler yok ya. Benim hayatım nereye gidiyor? Ben ne yapıyorum böyle? Bunlar niye başıma geldi? Kader beni sevmiyor mu? Bak bunlar yok Dostoyevski'de. Niye bunları yaşıyorum ben? Ne olacak benim bu hayatımdan? Benim bu yolculuğum nereye gidiyor? Bunlar benim başıma gelecek miydi? Ben böyle bunları yaşayacak bir herif miydim? Bunların hiçbiri yok Dostoyevski'de. Kaçması gerekiyorsa kaçıyor. Avrupa'ya kaçıyor. Borçlardan kurtulmak için. Sonra Avrupa'ya gidiyor. Rusya'yı köpek gibi özlüyor. Yaşıyor. Sonra kumar oynuyor. Merak ediyor. Bak biz deriz ki lan para kaybetmeyelim. Temkinli olalım. Ama o merak etmiş babacığım. Sana ne? Merak etmiş. Oynamış. Bedeli parasını kaybetmiş. Kaybetmiş. Bak özgürlük daima bedellerle gelir. O bedeli ödeyemiyorsan özgürlüğü taşıyamazsın. Özgürlük biraz göt ister. Bedeli ödemeyi götün yemiyorsa özgür olamazsın hiçbir zaman. İşte Dostoyevski %100 özgürdü. Çünkü bedellerini ödemeye götü yiyordu onun. Ve tüm bedelleri de ödedi zaten. Bir toplantıya gitti diye 4 yıl hapis yattı. Çatır çatır ödedi bedelini. Aslanlar gibi. Kumar oynadı, para kaybetti. Ödedi bedelini. Hayatını iliklerine kadar yaşadı. İliklerine kadar bedel ödedi. Ve o böyle bir hayat sürerek aslında kaderi yenmiş oldu. Yenmek kelimesi hoş değil. Hiçbir zaman da kaderine küsmedi. Kaderin ona ne göndereceğini merak etti. Acaba Avrupa'ya kaçıyor da şimdi mesela. Avrupa'da ne yaşayacağım acaba? Şimdi kumar oynuyorum da acaba kazanacağım mıyım? Kitabım acaba satacağım? Hep kaderin ona neler gönderdiğinde ilgilendi. Şunu da bitireceğim. Hayatının bir yere varması Dostoyevski için önemli değildi. Hayatın bir anlamı olmalı. Bu çektiğim acıların bir anlamı olmalı. Bu hayat bir yere varmalı. Asla ilgilenmedi bunlarla. İdeallerle, öğretilerle ilgilenmedi. Hayatın bir anlamı yoksa yok dedi. Bu benim konum değil.
hayatın bir anlamı yok diye oturup küsecek değilim. Bir anlam böyle işte hayatın anlamı olmalı diye de böyle büyük büyük idealler falan da yaratacak değilim. Hayatın anlamı yoksa yok babacığım. Ben yaşıyorum dedi, yaşıyorum. Bu hayat nereye varıyor? Hiçbir yere varmak zorunda değil. Sonunda hiç mi olacağız? Olursak olalım, ne yapalım? Bunun sonrasında bir başka hayat hadi varsa da görürüz. Bilmiyoruz. Çünkü gidip de geri dönen hiç kimseyle karşılaşmadık henüz. Öbür dünya var mı yok mu bundan emin değiliz. Ha varsa gittiğimizde görürüz dedi. Bilmiyorum dedi. Hayatı anlamından daha çok sevdi. Yanı başında Tolstoy depresyonla ve anksiyeteyle uğraşıyordu. Aslında onları kıyaslamak pek doğru değil de genelde kıyaslanır. Tolstoy'un da çok şaşalı bir hayatı var bence. İkisini de birbirinden ayıramayız. Hani biri elma, biri armut. Kıyaslayamayız da yani. İki başka hayat ama şunu söyleyeyim. Tolstoy'u da çok seviyoruz. Her bir kitabı, baş ucu eserimiz. Onun da bizim kalbimizde yeri bambaşka yani. Tolstoy yanı başında çok depresyon ve anksiyeteyle uğraştı. Çünkü o ideallerle uğraşıyordu. Olması gerekeni arıyordu sürekli. Hayatın bir anlamı olmalı diyordu. Anlam arıyordu. Günahlarından suçluluk duyuyordu. Kendini çok iyi bir versiyonuna ulaştırmaya çalışıyordu. O da Tolstoy yani. Yanlış yapıyor demiyorum. Kıyaslamak adına söylüyorum. Kendini en iyi versiyonuna ulaştırmaya çalışıyordu. Hayatı en iyi hale getirmeye çalışıyordu. Tüm dünya için bir böyle iyilik üzerine bir düzen kurmaya çalışıyordu falan. Tabii bunları çok zorlanıyordu. Depresyon yaşıyordu, anksiyete yaşıyordu. İdealler depresyon sebebidir, anksiyete sebebidir. Yaşamak isteyen tabii ki yaşayabilir. Diyorum ya, kurduğunuz hayatı öyle sürdürmekle çok takıntılıysanız anksiyete bunun bedeli olur. Anksiyetenin bedelini ödersiniz, bu şekilde hayatınızı korumaya almaya devam edersiniz. Bu beni ilgilendirmez. Ya da ulaşamadığınız hayattan dolayı, idealini yaşayamadığınız için yaşattığınız hayatı sevmiyorsanız o da depresyon yapar. Bunun da bedelini ödeyebilirsiniz. Herkesin hayatı kendinedir babacığım. Hiçbirimizi kurtaramayız. Sezen Aksu'nun son şarkısında öyle geçiyor. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. Ne ben sana yardım edebilirim ne sen bana. Herkes kendi dertleriyle uğraşmak zorunda. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda maalesef. Her koyun kendi bacağından asılıyor maalesef. Bu başka bir konu ama yanı başında Tolstoy anksiyeteyle ve depresyonla uğraşırken Dostoyevski için bunların serencamesi bile okunmuyordu. Çünkü o olması gerekenlerle ilgilenmiyordu. Hayatından bir şey yaratmakla ilgilenmiyordu. En iyi versiyona ulaşmakla ilgilenmiyordu. Hayatını garantiye almakla ilgilenmiyordu. Hayatını sigorta yaptırmakla ilgilenmiyordu. Hayatını kurduğu düzende sürdürmekle ilgilenmiyordu. Hiç bunlarla ilgilenmiyordu. O sadece olanla ilgileniyor. Sadece %100 özgür şekilde içinden geldiği gibi yaşıyordu. Ve o %100 özgürlüğün bedellerini kaderin gönderdikleriyle de ödüyordu. Ve kaderin gönderdiklerine de hoş geldin, safa geldin diyor. Şekle sokmaya çalışmadan şeklini alıyor ve binbir versiyonunu tanımaya devam ediyordu. Karakterleri de öyledir Dostoyevski'nin. Hiçbir karakterinde böyle şey gördünüz mü siz? Böyle mutlu olmuş, sonsuza kadar mutlu yaşadılar falan yok. Hep böyle ikircikli karakterler, çift kişilikli karakterler, ne istediğini bilemeyen karakterler, düşen karakterler, yeraltı karakter, ezilenler, kitap adlarına bak zaten, ezilenler, insancıklar, yer altından mutlar, beyaz geceler, değil mi? Kahramanları da aynen Dostoyevski'nin yaşamı gibi. Evet, Dostoyevski hayat boyu aslında böyle mutlu yapan diyeceğim ben, sır buydu. Tek ve son kuralı buydu. Amor fati, anı yaşa ve kaderini sev. %100 özgür bir şekilde eylemlerini yap ama sonuçlarına katlan. Hayatından bir şey yaratmaya çalışma. Sadece yaşa. Hayatı anlamından daha çok sev. Parmaklarından, tırnaklarından, saç tellerine kadar, her zerresine kadar hayatı yaşamış bir heriftir Dostoyevski. Bizim gibi müzeliklere, bizim gibi korkaklara, bizim gibi böyle her şey aman yerli yerinde olsun diye böyle cesurca davranamayanlara, aman ağzımızın tadı bozulmasın, aman el aleme rezil olmayalım diyenlere, aman bir adımız var, aman bir şanımız var, aman bir onurumuz var lekelenmesin diyenlere ne anlatır bilmiyorum. Ama çok şey anlattığından da eminim, bana katılacağınızdan da. Evet, videoda
Bu videoda Dostoyevski'yi konuşalım istedim. Biraz da Tolstoy'la kıyaslayarak. Her ikisi de başımızın tacı. Her ikisine de deliler gibi aşığız. Deliler gibi aşığız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.